Merhaba, ben Atalay Turan. Yenilmek isterse de hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde çatı kiremitleri üzerine konuşacağız. İsterseniz detaylara hemen başlayalım. Öncelikle objeme yaklaşıyorum. Edge face açık, segmentları daha rahat algılayabilmek için. Sonrasında şurada renk paletine giriyorum. Çok fazla renk görmek istemiyorum. Şurada gri tonlarından birini seçtim. Her seferinde de farklı renk vermemesi için Assign Random Colors kısmını kapatıyorum. Rastlantısal renk atamasını kapattım. Bu sayede hep aynı renkte devam edebilir. OK deyip onayladım. Sonrasında Stain Primitives ilke objelerden şurada Avis Studio Tools'a geldim. Avis Studio Edit Tiles sekmesine tıkladığımda burada Create Options, yani ne şekilde yaratalım, oluşturalım. Burada noktalarımı vermem lazım. İşte eğimler, bitiş noktası ve başlangıç noktası. Yani 3 nokta verdim. Sonrasında biraz aşağıya doğru iniyorum. Şurada çatının tipini seçiyorum. İşte bakın burada işte çatının tipini seçtim. Burada da işte çatının diğer başlangıç noktasını seçtim. Çatı stillerinizi buradan değiştirebilirsiniz. Kendi çatı stilimizi de oluşturabiliyoruz bu arada. Ama şu anda konumuz o değil. Onları daha sonra konuşacağız. Evet. Snapser'imizi açtım. Vertex'leri yakaladım. Tıklıyorum elimi çekmeden. Çektim elime. Şöyle bakın bıraktım. Ve gördüğünüz gibi dokuyu bana oluşturdu. Tabii ki bu doku renk olarak biraz da gri bir tonda olsun isterseniz. Az önce rengi seçemedik galiba. Tamamdır. Şimdi önce 3 kenarı olanları yapmamız lazım. Sonra 4 kenarlarda çalışacağız. 4 kenarlar için ekstra bir menü daha açmamız lazım. O yüzden önce 3 kenarları yapıyorum. Evet, biraz daha yaklaştım. Komutuma girdim. Son verdiğim değerler atılacaktır. Orada bir problem yok. Şöyle. Evet, şöyle dolaşıyorum. Tamam. Evet. Olmuş gibi. Şimdi gelelim diğer kısımlara. Şimdi dördüncü bir noktanız varsa, bizim bu örneğimizde var. Bakın şurada tabii ki dördüncü noktayı seçmeyeceğim. Burada beşinci nokta diye geçiyor bu. Dördüncü nokta yapabilmek için. Şurada bakın başlangıç noktası lazım bana. Bitiş noktası değil. Şimdi geldim. Tıklıyorum. Elimi çekmeden. Çektim elime. Evet, tıklıyorum. Gördüğünüz gibi artık 4 köşesi de varsa bunu da kolaylıkla yapabiliyoruz. Evet, diğerlerine bakıyorum. Tıkladım. Şöyle aldım. Biraz daha sanırım. Evet, güzel. Bıraktım. Oturdu yerine. Biraz yakından çalışırsam iyi olur. Çünkü yanlış bir noktayı da yakalayabilirim. Çalışırken. Şöyle. Görüyor musunuz? Gayet güzel. Tabii ki daha işimiz bitmedi. Bunları komple yapsak bir tüm bu surface'ları. Evet, tıkladım. Ve yönünü hemen kendisi karar veriyor. Ben sadece başlangıç, ara çözüm ve final noktasını söylemem lazım. Bakın şöyle yanlışlıkla fazladan biraz eksik çizik sanırım. Tekrar deneyelim. Biraz yakından çalışmam lazım ve acele etmemem gerekiyor. Evet, tamamdır. Temiz. Şöyle bakın. Çatımızı yaptım. Yalnız çatımızın diğer şurada iki farklı kiremit grubunun ara birleşimlerini de yapmamız lazım ki
Çatı tam olarak tamamlansın detaylarıyla. Bunu da nasıl yapabiliriz? Yine Tiles sekmesine giriyorum. Ve bakın burada XY yönünde çalışacağım. Bakın horizontal. Buradaki yönünü XY olarak oturtturacağım ama diyor. Şimdi bana bunu zaten yaptım ben. Buna bir daha ihtiyacım yok. Şurada yatay yerine straight line, düz çizgi olarak hangi aksa? Y aksında. Bunu seçtim. Bunu seçtikten sonra şöyle bir bakalım. Ne kadar başarılı olacağız. Yalnız bunu yapabilmek için isterseniz şöyle de yapabiliriz. Acaba devam edelim bakalım. Çok sorun olursa şuradaki kiremitleri gizleyip çalışırsanız daha kolay olacaktır. Ben önce bir deniyorum. Rahat edemezsem oturup gizleyeceğim. Şöyle aldım. Bakın. Görüyor musunuz? Gayet temiz. Diğer kısımları da şöyle bir yapalım. Şöyle. Diğer detayları da yapıyorum. Tamam. Şöyle. Evet. Tertemiz görünüyor. Atladığım yerler tabii ki var. Şuraları da bir yapalım. Evet, şöyle geldim. Buraları da şöyle yapıyorum. Evet. Yine yakından çalışırsam iyi olacak. Aslında kiremitleri gizip çalışsaydım daha rahat olacaktı benim için. Şöyle. Ve sonra şuradan bir tur atalım. Biraz geziniyorum. Evet, gördüğünüz gibi çatı dokumuz hazır oldu. Edge Facer bir geçiş olarak kapatacağım. Şöyle bakın. Bunu sadece malzemeyle yapmaya kalksaydım, kabartma efektleriyle. Belli bir yere kadar yeterli olacaktı. Yine istediğim o derinlik hissi olmayacaktı. O yüzden bunu gerçekten katı model olarak, yani solid form olarak modellemek çok daha iyi bir sonuç verdi. Tertemiz. Bugün dersi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.